Bakın belediyeler nasıl borç batar. Şu moral haritasını verir misin? Moral haritası. Ver abiciğim. Ver bakalım. Moral haritası bunu zaman zaman getiriyorum. Bazıları da abi dün mesela neden moral haritasını vermiyorsun bugün filan diyor. Yani hesap soruyor. Ya ister veririm ister verme. Yeri geldiğinde verdim, yeri geldiğinde vermem. Canım istiyordur o anda, vermişim. Onun da hesabı. Neden vermiyorsun? Vermiyorum ya. Bugün şimdi canım vermek istedi, veriyorum. Moral haritası gördünüz. İşte kırmızılar Cumhuriyet Halk Partisi, sarılar AKP. İşte mavi var orada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O da MHP. İyi Parti var bir tane. Morlar var 8-10 tane. Bir tane yeni, iki tane yeniden Refah var. Kahverengi gibi veya gri gibi. Ama gördüğünüz gibi bir kırmızının ağırlığı var Türkiye'de. Ve kırmızının ağırlığı sarıyı bastırmış durumda. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğunu gösteriyor. Yani Erdoğan diyor ya, kazanan hala da belli edememiş. Erdoğan da Bahçeli, bu haritaya bakmaları yeterli aslında. Kazananı görecekler ama bakmak istemiyorlar tabii ki. Şimdi burada birçok belediye AKP'den CHP'ye veya MHP'den CHP'ye geçti. Bakınız nasıl para harcamışlar ya. Yani bu paralar nasıl kapanacak, bu borçlar nasıl kapanacak bilmiyorum. Balıkesir AKP'den CHP'ye geçti. 15 milyar TL borcu varmış. Denizli AKP'den CHP'ye geçti. 11 milyar borcu varmış. İstanbul Sancaktepe AKP'den CHP'ye geçti. 2 milyar TL borcu varmış. Kütahya AKP'den CHP'ye geçti. 1,7 milyar TL borcu varmış. Alanya MHP'den CHP'ye geçmiş. 1,222 milyon TL borcu varmış. Kilis AKP'den CHP'ye geçti. 502 milyon TL borcu varmış. Edirne Keşan küçük bir ilçeden bahsediyoruz. AKP'den geçti CHP'ye. 483 milyon TL borcu varmış. Antalya Kaş 400 milyon TL borcu varmış. İzmir Kiraz, ya Kiraz bilirim ya, küçücük bir yer. Kiraz ya, İzmir'in Kiraz ilçesi yani. Ne Paris mi yaptılar, çok merak ediyorum şu anda Kiraz. 332 milyon TL borcu varmış Kiraz Belediyesi'nin. Kütahya Gediz 262 milyon. Afyon Dinar 125. Denizli Tavas. Tavas bile el değiştirmiş ya. Bak Denizli sağdır. Nerenin? Kiraz'ın 43 bin mi? 43 bin mi? Evet, o kadar ya. O kadar. Kiraz'ın 43 bin nüfusu var ve Kiraz'ın 332 milyon lira belediyenin borcu var. Ne yaptın arkadaş sen ya? Ne yaptın bu paraları ya? Zenginleştiler mi? Zenginleşmediler mi? Bunlara bir bakmak gerekiyor. Yani yönettiği devre boyunca öncesinde gelir durumu neydi, yaşam durumu neydi, şimdiki yaşam durumu ne, bakmak ki 332 milyon TL'den bahsediyoruz. Bak Denizli Tavas var ya, Tavas Denizli zaten sağdır ama merkezdir yani. Merkez sağda diye biz, ama CHP'ye geçti o da. Tavas da benim memlekete çok yakın, Karacasu'ya. Karacasu böyle gider gelir, milliyetçi bir yerdir Karacasu. Yani milliyetçi, ulusalcı, CHP ve MHP gider gelir orada. Kimi zaman MHP alır, kimi zaman CHP alır Karacasu. Ama Tavas, ben bildim bileli sağdır. Yani MHP'si gelir, ne bileyim işte AKP'si gelir vesaire. Şimdi Tavas'ı bile CHP almış, 61 milyon borcu varmış Tavas. Gölbaşı Ahmet, senin Ankara Gölbaşı var ya, 1 milyar 60 milyon TL borcu varmış ya. Ya bunlar nasıl kapanacak ya? Tuzla 1 milyon. Trabzon Ortahisar 800 milyon TL. Ortahisar'ın belediye başkanı şey diyor. O da CHP'ye geçti. Ya diyor, gözüme uyku girmiyor ya diyor. 3 gün gözüme uyku girmedi diyor. Maraş Elbistan 335 milyon TL. Ve mesela en ilginç olanlarından bir tanesi de Malatya. AKP'den AKP'ye geçti orada. AKP'li bir başkan vardı. Onu göstermediler. Başka bir AKP'liyi gösterdiler. 7 milyar Malatya'nın borcu 7 milyar TL'ymiş ya. Bunlar nasıl kapanacak? O bile isyan etmiş. AKP'li aday. Ne yaptınız yani? Düşünsenize, bakın buradan nereye varacağım. Belediyelerde durum buysa, yerel seçimde değişiklikte belediyelerin borçlarını öğreniyoruz şu anda. Değişen belediyelerin. Bir genel seçimde, olası bir değişimde siz hazinenin bir borçlarına bakın veya sarayın borçlarına bakın. Belki de iktidarı, koltuğu o yüzden bırakmak istemiyorlar. İpin ucu kaçtığı için. İşte ben buradan da buraya bir bağlama çekerim bu şekilde. Ama öyledir diye düşünüyorum. Yani belediyelerde bu şekilde liyakatsız bir şekilde yönetiyorlarsa, belediyeleri borç batağı içerisine soktularsa zaten ülkede borç batağı içerisindedir. Bütçeye bakıyorsun yani
1,5 trilyon lira veya 2 trilyon civarında bir açık var. Yani ülkenin ne kadar borçlu olduğunu gösteriyor. O yüzden tasarruf şart ama bir türlü o tasarrufu gerçekleştiremiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak ve seçimde işte o haritada en fazla yer alan parti olarak şu anda ülkenin %65'ini yönetiyor. Ve bakınız, tarihi bir fırsat var elinizde. Bu tarihi fırsatı değerlendirebilirseniz ne âlâ, umut olursunuz bize. Bu borçların kapanması, belediyelerin yönetilmesi, yapacaklar, yaratacaklar. Talip oldular abi. O zaman talip olmasalardı, girmeselerdi. Ahmet diyor ki, ne yapacaklar? Bütçeyi kapatamazlar. Ne girdin o zaman yarışa? Girmeyeceksin. Bunu biliyordun zaten. Bunu bilerek, yani bundan 4 yıl önce aldıkları yerler de borçlu belediyelerdi. Ankara ve İstanbul. Onları örnek alsınlar ve tasarruf yapsınlar ve sosyal yardımları kesinlikle aksatmasınlar. Çünkü bu milletin artık sosyal yardımlara ihtiyacı var. Belediyeler olarak da bunu yapmak zorunda. Mesela İzmir halk ekmekte fiyatı düşürmüş 5 TL'ye, suda indirime gidiyorlarmış. En azından insanların ceplerini rahatlatıyorlar. Güzel bir şey bu. Dedik ve artık Ataşehir'i konuşmadık demiş. Onu dün konuştuk zaten, yani onu bitirdik. Yani lütfen umut olan insanlara, umut arayan insanlara diyeyim. Umut arayan insanlara umutsuzluk gark eylemeyin. Burada İyi Parti'ye de bir iki laf söyleyeyim. Lütfen siz de bakın, 27'sinde tarihi bir fırsatınız var. Merkez sağda bir parti yaratabilirsiniz. Liderinize bağlı tabii bu. Ama önce değişimi gerçekleştirmek zorundasınız. Gerçekleştirirseniz ne âlâ. Gerçekleştiremezseniz aynı şekilde gidersiniz. Merkez sağı da merkez parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaptırırsınız. Çünkü oradaki seçmen büyük bir ihtimalle MHP'ye gitmez. Oradaki seçmen AKP'ye hiç gitmez. Muhafazakar olanı yeniden Refah'a gidebilir. Ama çoğunluğu da şeye gider diye düşünüyorum. Söyleyiver bana CHP'ye. Türkiye'nin de bir merkez sağ, gerçekten güçlü bir liderle iyi bir merkez sağ ihtiyacı var. Bunu gerçekleştirebilecek güç var sizde diye düşünüyorum. Vardır diye düşünüyorum. Eğer onurluysanız, gururluysanız, ülkeyi düşünüyorsanız bu değişimi de yapmanız gerekir diye de düşünüyorum. İyi Partililer de bu şekilde seslenmiş oluyor. Ha tabii, yani ben bir guru değilim yani bu konuda, siyaset gurusu falan. Ha sadece düşüncemi var. İhtiyacı var çünkü Türkiye'nin, merkez sağa da ihtiyacı var. Ve geldik ankete, gelelim. Ardından da float yapalım. Bu haftanın son iş gününde bakalım. 2441 kişi oy kullanmış. İsrail İran'a sabaha karşı misilleme yaptı. İHA ve dronlarla saldırdı. Bu iş nereye varır? %46 hırlaşırlar ama ısırmazlar demiş. Bir de şeydekine bakalım. X'teki cevaba bakalım. Aynı soru. Orada daha fazla insan cevap verdi. 5361 kişi oy kullandı. %64 aynı düşüncede. Ahmet de aynı düşüncede. Yani hırlaşırlar, ısırmazlar veya işte bunlar sadece bu şekilde yapar. Ama ben bu kadar olaya şey bakamıyorum. Rahat bakamıyorum. Her an her şeyin gelişebileceğini, olabileceğini düşünüyorum. Çok esnek olduğunu düşünüyorum birçok şey. Evet, bizi izlediğiniz yerlerden